Mustafa Kemal bir diktatördür. Evet. Meclis feshetmiştir. Ve kendi döneminde milletvekili öldürülmüştür. Çankaya'nın bahçesinden çıkmıştır cesedi. Ve sonra tek partiyi kurmuştur. Meclisi tayin etmiştir, ikinci meclisi. Ve milletin meclisi yokken Lozan Anlaşması'nı İsmet Paşa'ya imzalatmış. Arkasından tayin ettiği meclise onaylatmıştır. Ve 1950'ye kadar tek kelimeyle işte bu tek parti diktatörlüğü vardır. Biz Müslümanız ve sadece Allah adına yapılan yemin, yemin sayılır. Bir kere kesinlikle söylüyorum. İslam'a göre mecliste yapılan yemin sayılmaz. Bana inanmıyorlarsa Diyanet İşleri Başkanlığı'na sorsunlar. Bu fotoğraf Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey'in cesedinin fotoğrafıdır. İşin enteresan tarafı da Mustafa Kemal'in bakanı, Lozan'ı imzalayan adamı Rıza Nur, bu cinayeti Mustafa Kemal'in emirle planladığını, yaptırdığını, İsmet Paşa ile birlikte de istişare ettiklerini hatıratında anlatmaktadır.